Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyra. Bugün sizinle bu mantar çıtçıtlarını yapacağız. Gördüğünüz gibi. Öncelikle hangi ipleri kullanacağımızı göstereceğim size. Mantarın üst kısmı için bu renk ip, bu ipin markası Nako. Ben bu videonun açıklama kısmına numaralarını, markalarını yazacağım hepsini. Sapı için bu Alize Cotton Gold'un bej rengi. Üstündeki Uğur Böceği için yine Alize Cotton Gold'un kırmızı rengi. Sonra yapraklarını işlemek için ben punch bir kullanıyorum. Punch bir ile işleyeceğiz. Uğur Böceği'nin siyah detaylar için de işleme ipi, siyah işleme ipi kullanacağız. Öncelikle hep aynı tığ zaten görüyorsunuz. Benim numarası 1.75. Ben bunu örüyorum. Daha sonra arkasına dikmek için çıt çıt ve iğne ile ipe ihtiyacımız var. Bunları yapacağız. Şimdi başlayabiliriz. Mantarın üst kısmı çoğunuz biliyorsunuzdur zaten ama kalp, öncelikle kalp yapıyoruz. Sonra üstünü devam ediyoruz. Ben bunu bir yerden görmedim ama muhtemelen hepsi aynı şekilde yapılıyordur. Mantarı ters şekilde, işte kalbi ters şekilde çevirdiğimizde mantarın üst kısmı oluyor. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz. Ay, yapamadım. Evet, sihirli halkamızı yaptık. İlk kısmı sihirli halkanın etrafına trabzanlar yaparak oluşturacağız. Öncelikle sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Daha sonra ilk kısım için 2 kere doluyorum tığıma. Şimdi 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Şimdi üçlü trabzanlarımı yaptım. Sırada üç tane ikili trabzan yapacağım. Bir kere doluyorum. Bir, iki, üç. Üç tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane doluyorum. Bir tane üçlü trabzan da yaptım. Şimdi yine üç tane ikili trabzan yapacağım. Pardon. Yine tersine doğru gideceğiz bu sefer. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Evet, üçlü trabzanlarımı da yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve bağlıyorum. 1, 2, 3. Sabitliyorum halkama. Evet, ilk kısmı oluştu. Şimdi bu halkayı sıkıştırıyoruz, sihirli halkayı. Bu biraz kalın bir ip. Alize Cotton Gold gibi değil. O yüzden tercih ettim ben bunu. Üst tarafı daha tok, daha büyük dursun diye. Kalın ipler daha tok duruyor çünkü. Ama böyle sıkıştırması da biraz daha zor. O yüzden birazcık güç harcayacaksınız. Tamam. İyice sıkıştırdım. Yeniden ilmeğimi alıyorum. Ve karşı tarafa, karşı tarafın ilk 3 zincirin içine
yuvasına batıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yine bu dediğim boşluğu 3 tane sık iğne ile dolduracağım. 1 tane yaptım. 2 ve 3. Boşluğu doldurmuş oldum 3 tane sık iğne ile. Sonra bu mantarımızın ilk kısmının üstündeki yuvalara sırayla ikili trabzan yapacağız. Bu sefer hepsi ikili trabzan olacak. Şimdi ilk yuvamız, ilk zincirin üst yuvası. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ilk yuvaya. Şu şekilde 1. Hiç zincir çekmiyoruz. Direkt ikili trabzan yapıyoruz. İlk yuvaya 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ikinci yuvaya geçtik. İkinci yuva ve üçüncü yuvaya ikişer tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 Şimdi üçüncüye 2 tane. Sonra yaptığımız 3 tane ikili trabzan vardı alt tarafta. Onların üzerine teker teker ikili trabzanlar yapacağız. İkişer tane değil de birer tane. 1 2 3 Şimdi ortaya 3 tane bir tane üçlü trabzan yapmıştık. O trabzanın üstüne bu sefer 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Evet, bir kenarı oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kenarına geçeceğiz. Aynı şekilde yapacağız. Yaptığımız 3 tane ikili trabzanın üzerine yine teker teker 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane üçlü trabzan vardı. Onların bu tarafta, diğer taraftan geldiğimiz için 2 tanesine ikişer adet ikili trabzan yapacağız. Şöyle bir aynı yuvaya batıyorum. 2. Sıradakine 1 ve 2. Şimdi geldik en baştakine. En baştakine diğer taraftakine yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra bu gördüğünüz 3 tane zincir çekmiştik. Burada bir yuva oluştu. Bu zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğne yaptık ve modelimiz bitti. Şimdi toparlayacağız modeli. Keselim. Önce şu ortasını yeniden sıkayım. Kalın ip olduğu için dediğim gibi kolay sıkılmıyor. Şimdi bunu, bu ipi karşı tarafta ilk yaptığımız sık iğneden geçiriyoruz. Tığ ve ipi arkaya geçiriyoruz. Daha sonra bunları bağlıyoruz. Arkasındaki ilmeklerden bu şekilde kaybedebilirsiniz. Burayı sapa yapıştıracağız. Silikonlu olacak o yüzden.
Şöyle kestim. Ben normalde bu kadar tabii özensiz yapmıyorum ama video çekerken heyecandan biraz özensiz oluyor. Kusura bakmayın. Başını yaptık. Şimdi sıra geldi sapına. Bej renk alize koton gold kullanacağız. Öncelikle sapına başlarken 15 zincirle başlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane zincir çektim. Daha sonra şimdi geri döneceğiz. 2'li trabzanla başlayacağız. Sonra 3'lü trabzanla devam edeceğiz. Öncelikle 2'li trabzanla başlayacağız. Bu yüzden bir kere doluyorum ve zincirimin son zincirden 2 öncesine batıyorum. 1, 2 ve ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Daha sonra sıradakiyle devam edeceğim. Son 7 tane yuva kalana kadar, son 7 zincire kadar ikili trabzan yapacağım. Onları yapayım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane daha yapacağım. Evet. Şimdi son 7 kaldı. Son 7 üçlü trabzan olarak devam edecek. Burada kalınlaşıyor gördüğünüz gibi o şekli vermek için. 2 kere doluyorum ve batıyorum. Sonuna gelene kadar üçlü trabzan yapacağım. Ben genelde örgü yaparken şu en başta başladığımı da kullanırım. O biraz böyle sihirli halka gibi oluyor. Biraz sık yapmışım. Ben onu da sayarak 7 diyorum mesela. Evet, girdi. Onu da yapıyorum. Daha sonra battığım yere 8 tane üçlü trabzan yapıyorum ve batıyorum. Bu döndüğü yer oluyor alt kısmının. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8. Şimdi burayı sıkıyorum. Tamam, kapandı. Evet, oluştu. Şimdi yeniden geri dönüyorum. 7 tane üçlü trabzan yapacağım sırayla. Daha sonrası ikili trabzan olacak. Olmadı.
4, 5, 6. Yedi. 7 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi ikili trabzanla devam edeceğim. Sonuncuya da battım. İkili trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Genişletiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet, sapı da bu şekilde oluyor. Yine bu arkasını iyice sıkalım. Daha sonra arkadaki ilmeklerden birine sabitliyorum. Birkaç tane de sabitleyebilirsiniz. Ama üstüne çıt çıt yapıştıracağım ben. Orası yine silikon olacak. Çok kısa bırakmadan kesiyoruz. Bu şekilde sapı da oluştu, üstü de. Şimdi üstündeki uğur böceğine geçelim. Uğur böceğini şu şekilde yapıyorum ben. Kırmızı ipimizi alalım. Öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Normal papatya ortası gibi yapacağım. Sabitliyorum ve 6 tane sık iğne. Yaptım. Kapatıyorum halkamı. Daha sonra ilmeğimi alıyorum. İlk yaptığım ilmeği biraz sık ördüğüm için ben sonra batamıyorum böyle. İlk yaptığım ilmeğe batıyorum. Ve sonra bitireceğim. Kesiyorum. Sonra bağlıyorum bu iki ipi. Daha sonra çok kısa olmayacak şekilde kesiyorum. Ben bunu silikonlamıyorum. Direkt üzerine işlediğim için silikonlamama gerek kalmıyor. Zaten dikmiş oluyorum. Üstündeki ince siyahlıklar için işleme ipi kullanacağım. Bu işleme ipini. Ama benim zaten takılıymış. Ya bunun için ucu sivri, orta boyutta bir iğne kullanıyorum. Normal dikiş iğnesinden biraz daha büyük. Düğümümü atıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi yerini konumlandırıyorum. En başından henüz daha dikmedim uğur böceğinin kırmızılığını. İğnemi geçiriyorum alttan. Ve ortasına. Dairenin ortasına batıyorum. Daha sonra arka tarafına geçiyorum. Arka tarafından uğur böceğine değil. Yeniden ortasına batıyorum. Sabitlenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi üstündeki beneklerini yapacağım. Beneklerini de daha önce gösterdiğim tohumlama yöntemini yapıyoruz.
Çok sık benek yapmayın. Birkaç tane benek yeter. Bunu ince kullanmamın sebebi detayların daha düzgün görünmesi için. Çünkü kalın iple yaptığınızda biraz kötü duruyor. O yüzden ince ip kullanıyorum. Her iki tarafına da ben ikişer tane yapıyorum. Evet yaptım. Şimdi antenlerini ve başını. Şimdi işleme de nasıl anlatılır teknik olarak. Üst kısmına, böceğin üst kısmına birkaç kere paralel ipleri dikerek oluşturacağım üst kısmını. Hafif bir siyahlık olacak. Öyle çok büyük baş falan yapmayacağım. Çünkü çok fazla detay vermek iyi bir şey değil. Bu tür küçük işlerde. Az detay yeterli olur. Şimdi antenini yapacağım. İki tarafa da yapacağım için bir sağ tarafından giriyorum. Anteni şu şekilde yapıyorum. Yeni tohumlama yöntemimiz vardı ya. İki kere doluyorum. Ama bu defa alt taraftaki ipi biraz gevşek bırakıp ileriye basacağım. Gördüğünüz gibi direkt anten oluştu. Aynısını sol tarafa da yapacağım. Ve arkada bitireceğim. Evet. Üst kısmı oluştu uğur böceğiyle birlikte. Şimdi sıra sapında. Sapında ben genelde işleme ipi olarak bu panç iplerini kullanıyorum. Şimdi nasıl kullandığımı göstereyim. Tabii her kumaşa göre de fark ediyor. Hepsinde kullanamıyorum ama bunun için küt uçlu bir iğne kullanacağım. Bu etaminde kullanılır genelde. Bu tür bunda diğer iğneyi kullanmamın sebebi bu biraz sert hem de ince iş yapacağım için bunu kullanamazdım. Ama bunda çok ince bir iş yapmayacağım. Bu yüzden sapında bu küt uçlu iğneyi kullanıyorum. Bu panç ipinde gördüğünüz gibi kesiyorum. Daha sonra tam ortasından ikiye ayırıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ayırırsanız hemen ayrılır. İncelmiş oluyor. Bunları istediğiniz kadar inceltebilirsiniz. Bu şekilde olan işleme ipleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben bunlar daha mat durduğu için seviyorum. Çünkü işleme ipleri biraz daha parlak. Bunların renkleri daha mat ve daha güzel, canlı. Sapı için gördüğünüz gibi alt tarafına yaptığım üçlü trabzanların ortasına batıyorum. Ortası aynı yere yeniden batıyorum. Ve nereden çıkacaksam iğneyi görüyorsunuz arkada. Ne kadar uzunlukta olsun istiyorsam oradan çıkarıyorum iğneyi. Daha sonra doluyorum iğnenin etrafından. Çekiyorum. Bu şekilde yaprağımız oluşuyor. Daha sonra hemen arkasına batıyorum sabitlemek için. Aynı işlemi sağa sola da uyguluyorum. İkinci yaprağımız. Bu da üçüncü yaprağımız. Arka tarafa geçelim. İpi düğümleyelim.
isterim. Evet, gördüğünüz gibi dikme, örme, işleme işlemleri bitti. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağız. Ben öncelikle buna çıt çıtı yapıştırıyorum, daha sonra üstünü yapıştırıyorum. Çıt çıta keçeyi geçirdim. Daha sonra çevresinden kesiyorum. Daha önce gösterdiğim gibi sadece orta kısmına silikon yapıyorum. Çünkü kenarlarını dikeceğiz. Çok fazla silikon yaparsanız bu sefer dikemezsiniz. Sapı alt kısmına gelecek şekilde, üçgenin geniş kısmına gelecek şekilde yukarı doğru yapıştırıyorum. Yapıştırırken şeklini verebilirsiniz. Kurumadan silikon. Evet, güzelce yerleştirdik. Üst kısmını göz kararı, ben artık göz kararı yapıyorum. Görüyorsunuz nereye kadar geliyor. Orayı silikonluyorsunuz. Ve mantarın üst kısmını da yapıştırıyorsunuz. Ve yerleştirdik. Şimdi dikeceğiz. Dikmek için iğnem ayrı. Dikmek için ince bir iğne kullanıyorum. Ben bütün örgü tokaların arkasını dikmek için hayel ip kullanıyorum. Bunu bütün renklerde kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı iple uğraşmanıza gerek yok. Sadece dikmesi biraz zor. Çünkü hem ince hem de görünmüyor. Ama görünmediği için daha güzel duruyor. Çünkü ne de olsa çok mükemmel dikemiyoruz. İlla ki biraz seyrek seyrek diktiğimiz için. En büyük sıkıntı görünmemesi. Bir yere takılıyor ama görünmüyor. O yüzden biraz daha dikkatli yapmak gerekiyor. Ve geldik başım. Şimdi bitiriyoruz dikişimizi. Gördüğünüz gibi hazır tokamız. Siz de yapıp beni etiketleyip paylaşırsanız sevinirim. Ben de görmüş olurum. Beğendiyseniz modelimi beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Diğer videolarımı da izleyebilin. Haberiniz olsun. En erken izlemek istiyorsanız zile basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.